Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Hud suresinde 110. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe fehtulife fih ve levla kelimetun sabakat min rabbik lekudiye beynehum ve innehum lefî şekkin minhum mürib. Evet, 110'da mealen Rabbimiz andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Yine de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasaydı elbette haklarında hüküm verilmiş bitmişti. Muhakkak ki onlar bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Evet, bu ayetin Kadı Beyzavi'deki izahına bakacak olursak 110. ayeti kerime. Evet, Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya kitabı olan Tevrat'ı, ki insanların ihtilaf ettikleri noktalarda böylece kimisi iman etmiş, kimisi de iman etmemiş idi. Yani aslında kitaplar toplumlarda da aynı şekilde bu manada iman edenle etmeyenleri birbirinden tefrik etmek, bu manada tabiri caizse kömürle elması, Hazreti Ebu Bekir gibi elmas şahsiyetleri ile Ebu Cehil gibi kömür şahsiyetleri birbirlerinden ayrıştırmak amacıyla dinler, kitaplar, peygamberler bu amaçla gönderilmiş olmaktadır. Demek ki daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Yani Allah'tan olan söz kıyamete kadar mühlet verme hükmüdür. Bu durum olmasa idi elbette batıl yoldan gidenin hak yoldan gidenden ayrılması için hak etmiş olduğunun başına gelmesiyle aralarında hüküm verilirdi. Nitekim o durumda zaten artık anlatma neticesinde bir sonuç tabiri caizse alınamayınca Cenab-ı Hak o kavimleri, o tereddüt ve şüphe, inkar içerisinde olan o kavimleri Cenab-ı Hak neticede helak etmiş oluyor. Evet, bu ayet-i kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابْتَكِ فَاَخْتُولُفَ فِيهِ مَا bu da لَقَدْ اَعْتَيْنَا mahalli olmayan cümleye matuf olmuş olmaktadır. Kelimetün ifadesi mahsuf olan haberin mübdedasıdır. Sabakat cümlesi kelimetünün sıfatıdır. Naib-i faildir. Kudiye aynı zamanda maslara dönmüş olan bir zamir olmuş olmaktadır. 110. ayeti kerimede. Evet, Cenab-ı Hak demek ki bu manada o kitabı Hazreti Musa'ya gönderiyor ve bu durumda onların arasındaki o durumların ortaya çıkmasına da vesile olunmuş oluyor. 111. ayet ve inne kullen lemma leyuvfiyennahum rabbuke a'malahum innehu bima ya'maluna habir. Evet, 111. ayet-i kerimede gerçekten de onların her biri öyle kimselerdir ki yaptıklarının karşılığını Rabbin hakkıyla kendilerine ödeyecektir. Çünkü o onların yaptıkları her şeyden haberdardır. Yani Cenab-ı Hak onların yaptıkları her şeyleri elbette ki bilir. Evet, yani o müminlerden ve kafirlerden her birine senin Rabbin elbette yaptıkları amellerinin karşılığı isterse gizlenmiş olsun, ondan elbette ki hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey ona apaçık ve aşikar olmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak hafi olanı da, açık olanı da, gizli olanı da, kapalı olanı da elbette ki en açık bir şekilde Allah bilendir. Cenab-ı Hak bilir, ona göre Cenab-ı Hak muamele eder. Yani kişiler gizleseler de, içlerinde saklasalar da Cenab-ı Hak hepsinden elbette ki haberdardır. Şimdi ayet-i kerimenin tahlilinde küllen ifadesi kül, umum, bütün, tam manasına mahlukatın her biri. Lemma lafzındaki ma ise bu da zaid olaraktan gramer olarak da ifade edilmekte. Lamda mukadder bir yeminin de cevabı olduğu gramer olarak ifade edilmiş olmaktadır. Burada ayrıyeten dikkat edilecek bir nokta olarak 7 çeşit tekit olduğu ifade ediliyor. Önemli bir nokta. İnne ile yapılan tekit, küllen ile yapılan tekit, innen haberin üzerindeki lam ile yapılan tekit, yine Ferra'nın bu gramer
üstadı olan Ferra'nın yorumuna göre ayetteki ma kelimesini mevsul harfi olarak kabul etmemizden ileri gelen tekit, mukadder olan kasem yeminden gelen tekit, kasemin cevabındaki ikinci lamdan ileri gelen tekit ve la yufiyennehum lafzındaki tekit nunundan gelen tekit. Ki daha önce de ifade ettim. Mesela şeddeli nunlar olsun, baştaki lamlar olsun. Bunlar birer derece tahkik ve teyidi ifade etmiş. Yani o şeyin kuvvetliliğini belirtmiş olmaktadır. Burada da önemli bir nokta. Demek ki 7 tane çeşit bir ayet-i kerimede tekit var. Demek ki bu da gerek Kur'an'ın tümünün, gerekse de her bir ayetin kelimeleri arasında tam bir nispet ve bir intisabın olduğunu, tam bir uyum olduğunu, birbirlerini tekit ve teyit etmiş olduğunu da göstermiş olmaktadır. Tabii bu da işaret etmektedir ki, demek ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Lemma harfi cazimdir. Fiili hasfedilmiştir ki takdiri şu, leyüveffe amalehum, leyüveffe amalehum. Yani şu manada, innehum ilel an lem yüveffevha ve se yüveffevneha şeklinde takdir edilmiş olmaktadır. Ve bu da neye delalet etmektedir? Leyüveffiyennehüme delalet etmektedir. Bu da aynı şekilde yedullu ala enne tevfiyete, yani yerine gelmiş olan lem taka, ifa edilmiş olan şeye delalet etmiş olmaktadır. Bu da ne olacak? İleride meydana, yani şimdi meydana gelmemiş olsa bile ileride meydana geleceğini ifade ediyor. Ve bu da menfi olmuş oluyor, lemma. Bu da aynı şekilde subutun olacağını avdet etmiş oluyor. Amalehum mef'ulü sanidir. Lemma leyüveffu cümlesi ise, lemma leyüveffu cümlesi ise innenin haberidir. Leyüveffiyennehum cümlesi ise bu da mahalli olmayan kasemin cevabı olmuş olmaktadır. 111. ayeti kerimede. Evet, 112. Festakim kema umirte. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ihtiyarlatan ayet. Şekebetni sureti Hud. Hud suresi, yani Hud suresindeki bu ayet. Festakim kema umirte. Emrolunduğun üzere dost doğru ol. Yani tabiri caizse ortanın da ortası, en istikamet, en küçük bir zikzak, haşa bir şarampule yuvarlanma, kenarda gitme değil, dost doğru. Yani öyle ince bir çizgi ki artık bu, yani bir ip üzerinde yürümek gibi de değil. Bir cambazların yürümesinin de ötesinde, büyük bir hakikatin üzerinde hiç sapmadan aynı çizgiyi başlangıçtan nihayete kadar mebde ile münteha arasındaki istikameti muhafaza etmektir. Festakim kema umirte ve men tabe ma'ke ve la tetgav innehu bima ta'melune basir. Evet, işte bundan dolayı emrolunduğun gibi dost doğru ol, doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de doğru olsunlar, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır. Evet, hakikaten düşündürücü, ibretli ki Efendimiz'i ihtiyarlatmışsa tabii o meseleye vakıf olmuş olmasından kaynaklanmış oluyor. Ama her insan hakikaten hayatta en önemli bir şey, bana bir şey söyleyin, iki şey, ikinci şey söylemeyin diye sormuş olsanız ben size çok rahatlıkla hayatta bir şeye sahip olun yeter. O da istikamet. En önemlisi. Bu ayette de işte o istikamet vardır. Allah tevhid ve nübüvvette ihtilaf edenlerin durumunu beyan etti. Vaat ve vaidin, yani cennetle müjdeleme, cehennemle tehdit etmenin açılımında ayrıntıları anlattı. Ardından da peygamberine istikameti emretti. İstikamet akaid, amel ve ibadette, yani saç üç saç ayağı gibi bu noktada istikameti doğru olmayı ifade ediyor. Teşbih ve tatil arasında ortada yer almak. Amellerde istikamet, vahyi tebliğ etmek ve ilahi hükümleri nazil olduğu şekilde açıklamak. İbadette istikamet ise ifrat ve tefrite varmadan hakkını ifa etmek, yerine getirmek. Kolay bir olay değil. Onun için Efendimizin beni ihtiyarlattı demesindeki hakikat, o istikameti dediğimiz gibi mebde ve müntehasında başlangıcından nihayetine kadar aynı şekilde hiç zikzak çizmeden, eğri büğrülük yapmadan muhafaza etmek, haddi aşmadan, ne ifrat ne tefrite gitmeden istikameti muhafaza etmek hakikaten zor bir olay, önemli bir olay, ciddi bir olay. Cenab-ı Hak ona da göre zaten değerlendirmiş olmaktadır. Evet, burada bazı notlar almıştım. Said Paşa'nın kıtasında halkı tahrip eyleyip de kendin abat eyleme. Bu cihanda ev yapıp ukbayı berbat eyleme.
Nefsin için zalimi bi rahme imdat eyleme, alemi tenfir eden ahvali muhtat eyleme, müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. İşte bu. İstikamet. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. İşte o istikameti muhafaza etmek. Eğer bir insan müstakim olursa Allah onu utandırmaz. Ve şu da evlerin, dükkanların girişine asılacak bir ifade. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Yani zorluk da görse insana sadakat ve doğruluk, istikamet yaraşır. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisler var. Efendimiz de Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. Burada Ashab-ı Kiram'dan Süfyan bin Abdullah anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dedim ki, ey Allah'ın peygamberi, İslamiyet hakkında bana öyle bir söz söyle ki onu senden sonra bir başka kimseye sorma ihtiyacını duymayayım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. İstikameti muhafaza et. Evet, onunla ilgili istikamet ve doğrulukla ilgili Efendimiz'den gelen bu iki sayfalık hadisi şerifte. Evet, sen de ve beraberinde tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Efendimizin emrettiği şeyler istikamettir, dengedir, vasattır. Ehl-i sünnet zaten o manada istikameti takip etmektedir. Ehl-i sünnette o vardır. Ehl-i sünnetin dışındaki mutezili olsun, cebriye, şia vesaire. Baktığınız zaman ya ifrattır ya tefrittir. Yani istikameti muhafaza etmeyen İslamiyet'in haricine çıkmış olduğunu da çok rahatlıkla görebilirsiniz. İstikamet ancak vasat iledir, Efendimizin durumu ile. Ayette geçen tağî kelimesinin Kur'an'daki manalar haddi aşmak, azmak manasına, her biriyle ilgili birkaç ayet var. Azmak manasına geldiği gibi sınırı aşmak, başka yöne çevrilmek. Üçüncü olarak hak ve adaletin sınırlarını aşmak ve ölçüyü aşmak. Suyun bentleri aşıp patlaması, sarsıntı, Allah'tan başka ilahlara edinme gibi her biriyle ilgili birkaç tane ayet-i kerime var. Demek ki yedi farklı manaya gelmiş oluyor tağî. Yani ne demek tersi yönüyle? Tersi ise istikamettir. İstikameti bulmayan insan azıtmış insandır. Bu yedi kategori içerisinde de o insan azgınlığa düşmüş bir insan demektir. Evet, bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri Şualar adlı eserinde Festakim kema umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayet-i meşhuresidir ki Şeyyebet ve sureti Hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı ki hadis-i şerifin kaynakları da burada. Bununla ilgili hem kaynaklar hem Tirmizi'de, Darekutni'de, Münavi'de zikredilmiş olan hususiyetler olmuş oluyor. Yine bununla ilgili olaraktan Bediüzzaman Hazretleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dini nedir dedim. Dedim işte Kur'an'dır. Erkan-ı Sitte-i İman, imanın altı rüknü. Erkan-ı Hamse-i İslam, İslam'ın beş esası. Esas maksadı Kur'an der ikincisinde. Fikir ve hayata ne vermiş işte bu. Dedim fikre tevhid, hayata istikamet. İşte İslamiyet, Kur'an, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu vermiş. İnsanlar bunu elde etse yeter. Bütün sakatlıklar, sıkıntılar ana yoldan çıkmaktan kaynaklanıyor. Ana yoldan çıkınca insan ister istemez tali yollara sapmış oluyor. Onun için fikirde tevhid ki bu da istikamettir, hayata istikamet veriyor. Buna dair şahidim festakim kema umirte kul huvallahu ahad. İşte o kılınçla hiç havsız, korkusuz, başlarını sarhoşlukla o bataklığa sokan dinsizlerin kafalarına vurarak atla. Ondan sonra festakim kema umirte gibi kat'i delilleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den müteselsilen bütün Risale-i Nur'un müellifi üstadımız Said Nursi'nin yetiştiği ve serbest gezdiği şeriat-ı karra-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan hatt-ı müstakimi bari bir parça da sen takip et ki başın felah bulsun, bari bunu yap. Barla layıkası 170, öbürü de sözler 746'da bu ayeti bu şekilde Bediüzzaman Hazretleri veciz bir şekilde ifade etmiş olmaktadır 112'de. Bu ayetin İrab yönünden takdirine bakacak olursak festakim kema umirte cümlesi müstenifedir. Kaf misil manasında olup naibi mef'ulu mutlaktır. Ma mastariyedir. Yani şu manada istakim istikamete misil istikametleti umirte biha. Yani emrolunmuş olduğunu o istikametin benzeri istikamet üzere müstakim ol, dosdoğru ol, doğru ol.
Masdarı müevvel olmuş olup muzafın ilektir. Men ismi mevsuldür. Bu da aynı zamanda istakimde müstetir olmuş olan zamire matuf olan ismi mevsul olmuş olmaktadır. Yani ve men'deki tabedeki men olmuş olmakta 112. ayeti kerimede. Evet 113'te ve la terkenu ilellezine zalemu. Evet. Bu istikamet olursa bu olur. Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekumun nar ve ma lekum min dunillah min evliya thumma la tunsarun. Evet 113'te mealen ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki yani onlara meyletmeyin, temayül etmeyin, yönelmeyin, tasvip etmeyin. Onlara taraftar olmayın ki size de ateş dokunmasın. Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Onun için o örnek gerçekten öyle. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılınca anlatılır ya, karınca ağzına su almış götürüyor. Hayrola ya karınca, böyle bir damla suyla nereye gidiyorsun? İbrahim'in ateşine dökmeye götürüyorum. Bu bir damla suyla mı? Ne kadar söndürecek ki? En azından tarafımı belli etmiş olurum. Yani Nemrut'tan değil de en azından İbrahim'in tarafında olduğumu göstermiş olurum. Hakikaten önemli bir hakikat olmuş olmaktadır. Yani hiçbir şey yapmasa da kendi hakikatını, tarafını bu manada karınca misalde olsa göstermiş olmak gerekir. Zalimlere meyletmemek, onların elbiselerini giymeye özenmek, onlardan bahsedilmesi göz önünde, yani onlara benzemek ki Efendimiz de buyuruyor, men teşebbehe bi kavmin fehve minhu. Kim kime benzerse o da ondandır. Bu da ne demektir? O da onlar gibi ateşe gitmek, zulme meyletmek ve onların yüklenmiş olduğu, başkalarının da, günahsız olanların da bu onu takip ederek, örnek alaraktan günaha gitmesinde yüklenmiş gibi bir durum olmuş olur. Zulmen rıza zulümdür, küfre rıza elbette ki küfürdür. Yani zulüm etmese, insan küfür etmese bile ama rıza göstermesi, kalben taraftar olması, dil ile onu teyit etmiş olması, kalemle en azından onu desteklemiş olması o küfre ve zulme aynı şekilde rıza olma durumunu gösteriyor. Esas olan adalettir, istikamettir, dengedir, doğrulukta sebattır, sürekliliktir. İfrat ve tefritten korunaraktan vasatı muhafaza etmektir ki o zaman da kişi zulümden de kendisini korumuş, kurtarmış olur. Evet, yani böyle olursa artık bir yardıma da uğranılmaz. وَلَا تُنْسَرُ meçhul fiil. Yani herhangi bir şekilde yardım da olunmaz. Ona destek ve yardım da gelmemiş olur. Yani bunu da Kur'an, yani beklemeyin. Ne putlarınızdan, ne başkasından, hatta ne de Allah'tan bu manada hiçbir yardım sizin için ulaşmaz, size hiçbir yardım gelmez diyerekten yardımdan mahrum kalacaklarını da ifade ediyor. Bu konuyla ilgili 2011 yılında yazmış olduğum bir yazı vardı. Bir soru üzerine zalimlere en ufak meyil etmeyiniz. Konuya Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir açıklama getirir. Zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki edna en aşağı bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rızaya küfür küfür olduğu gibi zulme rıza da zulümdür. İşte bir ehli kemal kamilane şu ayetin çok cevahirinden bir cevherini şöyle tabir etmiştir. Mu'in-i zalimin dünyada erbabı denaettir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Yani insafsız avcıya elbette ki hizmet eden, o hizmet etmekten de zevk alan insan aynen köpek misalidir. Yine Efendimiz Said el-Kudri'den kim sizden bir münker yani kötü bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer bunu buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse onu kalbiyle buğz etsin. İşte bu da imanın en zayıfıdır. Zalimlere meyletmeyiniz. Yani zulmüne meyletmeyin. Önce nefret edip meyledilmeyecek olan zulmün kendisidir. Sonra da onu taşıyıp sahiplenen kimse içindir. Onunla ilgili burada bir yazı kaleme almıştım. Onu burada sizin bilgilerinize arz etmiş olayım. Hikmet erbabı burada şu notu da eklemişim. Hikmet erbabı zulmü üçe ayırmışlar. İnsanla Allah arasındaki zulüm, bunun en büyüğü küfür, şirk ve nifaktır. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an'da şüphesiz ki şirk, Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür buyurmuştur. Yine ki ikinci kişiyle insanlar arasındaki zulümdür. Kur'an'da doğrusu Allah zalimleri sevmez buyurulurken daha çok başkasına haksızlık edenler kastedilmiştir. Üçüncüsü ise kişiyle kendi nefsi arasındaki zulümdür. Kur'an'da birkaç yerde buna temas edilmiş örneğin. Biz onlara zulmetmedik.
Ama onlar kendilerine zulmettiler mealindeki ayette kişinin kendine yaptığı haksızlıktan söz edilmiş oluyor. 2011'de yazmış olduğum böyle bir yazıda. Evet, bu ayetin yine tahliline, rükün kelimesi Kur'an'da birkaç farklı manaya vela terkenu, terkenu ifadesindeki bu meyletmek, her biriyle ilgili Hud suresi 113 ve İsra 74'te de bu kelime meyletmek, yani bir etki altında kalıp bir şeye sevgiyle yönelmek manasına gelmiş olmaktadır. Ve her biriyle ilgili birkaç ayet var. Meyletmek, dayanak, direk kale, üçüncü güç, ordu manasına. Dördüncü olarak sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. İnsanlar başkalarına niçin meylederler? Dost edinmek ve yardım görmek gibi manalara, bu dört manaya gelmiş olmaktadır bu iki sayfalık notta. Evet, yine bu ayetin tahlilinde Bediüzzaman Hazretleri de bunu izah sadedinde zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı demin de ifade ettik. Belki edna bir meyledenileri dahi, azıcık bir meyil göstereni dahi dehşetle ve şiddetle Kur'an tehdit etmiş oluyor. Bunu Mektubat 361'de ve 6. Risale olan 6. kısımda da Bediüzzaman Hazretleri orada insü cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder. Yani şeytanın girebilecekleri tüm delikleri tıkayabilecek soru ve cevap zımnında hakikaten bu altı sayfalık yerde harika bir şekilde izah ediyor. Böylece yani şeytan artık kaçacak bir, yani sen en son neyi iddia edebilirsin, böyle mi diyebilirsin? Hadi buyur. Bu manada onun diyebileceği noktaları bile, delikleri de tıkayarak, yani tabiri caizse teslim-i silaha mecbur etmiş oluyor. Artık teslim olmaktan başka bir kaçacak nokta bulamıyor. Aynı zamanda Emir Dahi Layıkası 1. cildinin 58. sayfasında da bu konunun orada izahı mevcut olmuş olmaktadır. Bu ayetin gramer tahlilinde fetemessekümün ifadesindeki fa sebebiyet bildiriyor. Fiili muzariyedir. Aynı zamanda fa'dan sonraki gizli olan en ile mansup olmuş olmaktadır. Mastar müevveldir. Aynı zamanda geçmiş olan kelamdan mastara matuf olmuş olmaktadır. Ki şu manada la yekun rükûn, rükûnun fetemesse şeklinde takdirindedir. Ve malekum min dunillahi min evliya cümlesi ise temessekum'deki kaftan hal olmuş olmaktadır. Lekum car ve mecrur olmuş olup evliyanın haberine müteallıktır. Yani müteallıkun bir haberi evliya el mübteda. Mübteda olan evliyanın haberine müteallık olmuş olmaktadır lekum ifadesi. Min zaidedir. Min duni car ve mecrur olmuş olup evliyadan hal olmak üzere ona müteallıktır. La tunsaruna cümlesi ise ve malukum evliya cümlesine matuf olmakta, onunla bağlantılı olmuş olmaktadır 113. ayeti kerimede. 114'te ise ve akimis sala tarafeyn nahar ve zulfen min el-leyl. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Bu, yani bununla ilgili bir yazı da yazdım. Yeri geldiği için ifade edeyim. Zalike zikra li zakirin. Yani iyilikler kötülükleri götürür. Aslında eğitim sistemimizde, hayatımızda olması gereken eğitim sistemimizde tersi uygulanıyor. Yani kötülükler iyilikleri götürüyor. O zaman öğrenci kötülüklere odaklanmış oluyor, iyiliklere değil. Yanlışa odaklanmış oluyor, heyecana düşüyor. Yanlış yapmayayım diye tam tersine daha çok yanlış yapıyor. Oysa tersi olsa, öğrencilerin dört doğrusuna, dört doğrusu bir yanlışı götürmüş olsa daha güzel olur. Dört yanlış bir doğruyu değil de dört doğru bir yanlışı götürmüş olsa o zaman insanlar doğruya odaklanmış olurlar. Doğruyu yapma yönünde gayret göstermiş olurlar. Ama eğitim sistemimizdeki bu terslik maalesef öğrenciyi yanlışa sevk edici bir uygulama olmuş olmaktadır. Ayetin mealinde ise gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında gündüze yakın olan saatlerinde namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Evet, bu yani gündüzün iki tarafı, sabahın ilk saatleri ve ikindi sonrası olarak. Ayette sabah, ikindi, akşam ve yatsıya işaret vardır. Burada şunu da antiparantez ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de dört vakit bir ayette geçer. Beş vakit bir tek bir ayette geçmez. İkindi vakti hariç diğer dört vakit tek bir ayette geçer. Fakat bununla beraber Kur'an'da iki yerde de
vel asri de dahil olmak suretiyle, burada dahil olmak suretiyle de hemen hemen iki yerde de ikindi namazı geçmiş olur. Böylece beş vakit namaz Kur'an'da ve en önemlisi de Efendimizin uygulaması, icraatı ile beş vakit namaz Kur'an'da geçmiş olmaktadır. Ayette sabah, ikindi, akşam ve yatsıya da işaret vardır, işaret kabilinden. Gündüzün iki tarafında ikindi sonrasını işaret eden kelime, güneşin tepe noktasından zevale meylinden itibaren meydana gelen zamana işaret ettiğinden öğleyi de tazammın ettiği söylenmiş olmaktadır. Yani burada işari olaraktan çıkarılan manayı ifade ediyor. Bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak bir adam Hazreti Peygamber'e gelip bir kadınla beraber oldum ancak ilişkiye girmedim durumum nedir deyince bu ayetin nazil olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Yine bunu teyiden bu ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan birkaç tane var. Burada da bu birincisinde de Bağdadi'den zikredilen aynı mealde bir kadın aynı şekilde burada da gelen rivayetler genelde aynı nüzulüyle ilgili olaraktan aynı durum olmuş oluyor. Evet yani farklı rivayet de olsa neticede aynı noktada odaklanmış oluyor. Bir kadına yapmış olduğu durumdan dolayı ayet-i kerimenin nüzul sebebi onunla ilgili olmuş oluyor. Yine burada da aynen görüldüğü üzere yani farklı farklı birçok kanaldan gelmiş oluyor ama olay aynı. Aynı meseleden dolayı ki epey bütün bu rivayetler sonuna kadar 16 farklı kanaldan gelmiş olup aynen yalnız bu demin okuduğum kısa şekildeki buradaki ifade sadedinde olmuş oluyor. Burada da onunla ilgili gündüzün iki ucu ve gecenin gündüze yakın olan kısmında namaz kıl ayetiyle ilgili burada da böyle bir iki sayfalık bir notu tefsirlerden çıkarttım. Buradan da istifade edilebilir. Ve yine bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de namaz ve namaz fiillerinin söz konulduğu edildiği buyrukları burada da yine not olarak çıkartmışım. Ayet-i kerimelerden hangi ayetler olduğu bir sayfa burada da mevcut olmuş olmaktadır. Bilgilerinize arz edilmiş olur. Evet ve 114. gece gündüzün yaratılması. Onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kerimeler yani Bakara suresinden nihayet işte Ali İmran, En'am gibi surelerde bu iki sayfalık yerde Kur'an-ı Kerim'de gece gündüz ile ilgili ki Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir yani yer gök gece gündüz şeklinde ayetler zikredilmiş olmaktadır. Bu 114. ayette de geldiği ve geçtiği üzere bu ayetin gramer tahliline bakacak olursak tarafey ifadesi zarf-ı zaman olmuş olup akimiye müteallik'tir. Zalike zikra cümlesi ise müstenife yani iptidaiye ve başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. 114. ayeti kerimede. Ve 115'e gelecek olursak vasbir fe innallaha la yudî'u ecrel muhsinin ve sabret çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını getirmez. Yani mutlaka iyilik yapanların mükafatını Allah verir manasında. Evet, ayetin evvelinde Hazreti Peygamber'e hitap edilirken devamında Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez denilmesi maksada bir delil gibidir. Namazın ve sabrın birer ihsan, iyilik olduğunu gösterir ve ihlas olmadan bunların kıymeti olmadığına da bir ima olduğu söylenmiş olmaktadır 115. ayeti kerimede. Evet. Ve 116. ayet-i kerimede فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪ي وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ 116'da sizden önceki devirlerden bakiye sahipleri, yani kitap ehli yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı ne iyi olurdu. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenler ise şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular. Evet, demek ki ulu bakiye rey ve akıl sahipleri, yani ileri gelen faziletli insanlar manasında. Zalim olanlar ise o kendilerine verilen nimetlerin şehvete tabi oldular. Şehvete sebep olan şeylere ihtimam ve önem göstermiş oldular.
Bu da onların helaklerine, zulmün yayılmasına, hevaya uymalarına, küfürle beraber münkerattan, kötü şeylerden alıkoymayı terk etmeleriyle helaket ve felaketlerine zemin hazırlamış oldu. Evet, bununla ilgili hadislerde insanlar zalimi gördüklerinde onun elindekini unutup zulmüne engel olmazlarsa çok sürmez Allah hepsini kendi yanından göndereceği bir azab ile azaplandırır. Yani demin dediğimiz gibi zulmen rıza elbette ki zulüm olmuş olur. Yahudiler gerçekten 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmışlardır. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi ateştedir ancak bir fırka değil. Bunun üzerine soruldu, o fırka kimlerdir? Benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunanlardır diye Efendimiz cevap verdi. İbretli bir hadiste gene, benim ve ashabımın cennet ile cehennem tartışırlar. Cennet bana ne oluyor da sadece insanların zayıfları, makam ve mevki sahibi olmayanları giriyor dedi. Cehennemde ben büyüklük taslayanlar, zorba zalimler için seçilip tercih edildim dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak cennete, sen benim rahmetimsin, seninle dilediğime merhamet ederim buyurdu. Cehenneme de, sen benim azabımsın, seninle dilediğimden intikam alırım. Sizden her biriniz için dolup taşacağı kimseler vardır. Cennete gelince, onda devamlı bir fazlalık meydana gelecek. Allah, onun fazlalığına oranla cennetlik meydana getirinceye kadar devam edecek. Cehenneme gelince, o durmadan daha da var mı, yani hel min mezid, daha da var mı diyecek ve bu hal aziz olan Rab, kudret ayağını onun üzerine koyuncaya kadar devam edecek. İşte o zaman cehennem, izzetin hakkı için yeter, yeter diyecek. Yani sürekli hel min mezid diyerekten, ya Rabbi daha yok mu, daha yok mu? Yani aç bir insanın adeta tabiri caizse tavır gibi sürekli yutmak ve yemek isteyecek. Ayetin gramer tahlilinde fa müstenifedir, fa ile başlayan. Levla teşvik harfidir. Kâne fiili mazi tam fiili mazidir. Minel kurunu car ve mecrur olmuş olup kâneye müteallıktır. Min kablikum car ve mecrur olmuş olup kurundan hal olarak ona müteallıktır. Ulu kânenin failidir. Fil ardı car ve mecrur olmuş olup fesattan hal olmak üzere ona müteallıktır, bağlıdır. Kalilen müstesna ve mensuptur. Min men car ve mecrur olmuş olup kalilenin sıfatına müteallıktır. Min hüm car ve mecrur olmuş olup menden hal olmak üzere ona müteallıktır. Vetteba cümlesi müstenifedir. Kânu cümlesi ittebaa cümlesine matuftur. Ma ismi mesul ve aynı zamanda mef'ulün bih olmuş olmaktadır. 116. ayeti kerimede. Evet, 117'de ise ve mâ kâne rabbuke liyuhlikel kura bi zulmin ve ehluha muslihun. Evet, mealen 117'de senin Rabbin halkları iyi ve ıslahatçı iken o memleketleri haksız yere helak edecek değildir. Yani haşa, Allah zulmetmez. Allah kullarına elbette ki zulmedici değildir. Belki o insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. İster küfürleriyle, inkarlarıyla, başkalarını öldürmeleriyle vesaireleriyle. Demek ki onlar helaki istemedikçe Allah da onları elbette ki tabiri caizse durup dururken de haksızlık etmez, onlara zulmetmez. Mülk saltanat şirk ile devam eder ama zulüm ile devam etmez. El küfrü yedum ve zulmü la yedum buyurur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, bu 117. ayetteki tahlile bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim kainatın yaratılışını anlatır. Yerleri göklükleri 6 günde arşı su üzerinde yaratır. Onunla ilgili burada ayetler zımnında çıkartmış olduğum notlar, yaratılışındaki durum, nasıl yaratıldığı vesaire, atomlardan, esir denilen maddeden Cenab-ı Hak, bilimsel olaraktan yer ve göklerin, kainatın yaratılışını burada 4 sayfa not olaraktan sizlerin bilgilerinize arz etmiş olayım. Ayetlerinde ve bilimsel olarak bu konudaki yapılan çalışmalar doğrultusunda. Evet, 117'de yine bazen Mekke ve Medine'ye de işaret olunan Karye kelimesi değişik şekillerde Kur'an'da 56 yerde mevzu bahis olmaktadır. Burada geçen Karye'nin Kur'an'da geçen 56 yerde olmakta. Bazen Mekke, demek ki bazen de Medine'ye de işaret edildiği olmuştur bu 117. ayeti kerimede. Yine kasabaların halkı ıslah edip dururken Rabbin haksız yere onları yok etmez. Onunla ilgili yine Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler doğrultusunda bir sayfalık burada bir izah mevcut olmaktadır.
Evet, 117. ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak, lühürke'deki lam cuhut içindir, inkar içindir. Mastarı müevveldir. Aynı zamanda müriden şeklindeki takdir edilmiş olan habere müteallık, mecrurdur ve mastarı müevvel olmaktadır. Ve ehlüha muslihun cümlesi ise kuradan hal olmuş olmaktadır. 117. ayeti kerimede. 118'de ise ve ma kana rabbuke liyuhlikel kura bi zulmin ve ehluha muslihun ayeti 117 ve 118'e gelince ve lev şa'e rabbuke lece'alen nase ümmeten vahideten ve la yezalune muhtelifin. Evet, 118 mealen eğer Rabbin dileseydi elbette bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Yani bu kadar ırk, renk, dil farklı şekilde olmazdı. Dileseydi öyle yapardı. Demek ki hikmet bunu iktiza etti. Halbuki yine de ihtilaf edip duracaklardı. Yani gene de bu kadar farklılıkla beraber farklılık olsa da hepsini tek bir millet, tek renk, tek dil şeklinde yapsaydı yine değişen bir şey olmazdı. Ama ne oldu farklılıklar? Kabiliyetlerin ortaya çıkmasına, dillerin ortaya çıkmasına, ilimin ve bilginin ortaya çıkmasına, birçok dilde farklılıkların, gelişmişliklerin ortaya çıkmasına hakikaten vesile olmuş oldu. Ki Rabbimizin hikmeti de bu beyanda, meyanda olmaktadır. Yoksa Cenab-ı Hak için zor değil, hepsini tek bir millet olarak da Allah yaratabilirdi. Ama hikmeti böyle iktiza etmiş oldu. Kur'an'da müşkül etmenin ve müteşabih ayetlerin bulunmasını hikmetlerle ilgili, ki Kur'an'da elbette ki muhkem ayetler var. Âl-i İmran'ın başında da olduğu gibi müteşabih olan ayetler var. O ayetlerin olmuş olmasındaki hikmet cihetleri ile ilgili burada bir sayfalık bir not aldım. Yani Kur'an bunun kıyamete kadar devam edeceğini haber vermiş olmakta ve müteşabih ayetler Kur'an'da bulunmuş. Bazı müşkül, çünkü İster istemez ilim adamlarının, dinde rasih olanların ancak anlayabileceği ayetler de var. Normal herkesin anlayabileceği ayetler de var. Zeval ifadesi, meylederek yolundan ayrılma, onun yolundan yerinden çıkarma gibi manalara zail olma, zeval bulma manalarına devam eder ki burada birbirleri tartışmaya devam edeceklerdi. Yani bunu sürdüreceklerdi manasında. Bununla ilgili ayetler de burada mevcut olmaktadır. Evet, ve ihtilafın hükmü, yani Efendimizin şu ihtilaf ümmeti rahmetün hadisi müsbet ihtilaftır. Yani menfi olan ihtilaf hakka muhalif olmak, hakka aykırı olmak. İhtilafın elbette ki yani neden ihtilaf ediyor? Bunu bu zamanımızda çok da görüyoruz. Efendim diyor aklıma yatmıyor. Tamam da o aklın akıl olması lazım. Eğer aklına yatmış olsa meşveret durumu, istişare durumu, danışma durumu olmaz. Adam başbakan, cumhurbaşkanı olmuş, 10 tane, 20 tane, 50 tane danışmanı var. Demek ki başbakan, cumhurbaşkanı olmakla artık bu aklım bana yeter demiyorum. Yani başka akıllara, müsteşarlara, istişare edileceklere ihtiyaç duyuluyor. İhtilafın sebebi aslında istikameti bulamamaktır. Hakkı görememektir, bilememektir. İnat gibi bazı sebepler elbette ki ihtilafa neden olan sebepler içerisinde olmuş oluyor. Evet, em ifadesi, ki aynı anne kelimesi babanın mukabili olaraktan oradan gelmiş oluyor. Em yani anne manasını ifade. Hem kişiyi doğuran yakın annesi hem de kendisini doğuranı doğuran annesi içinde kullanılır. Onun için Havva'ya bizimle onun arasında pek çok vasıta olsa da o annemizdir denilmiş. Em kelimesinin burada izahı olmuş olmakta. Bu 5 sayfalık bilgi onunla ilgili. Yani ümmet, ayette geçen ümmet kelimesi insanlar tek bir tür idiler. Sapıklık ve küfürde tek bir yolda idiler demektir. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet, anadan tek bir doğma hepsi aynı olaraktan kılabilirdi buyurulmaktadır. Ama hikmeti böyle iktiza etmiş oldu. Cenab-ı Hak böylece farklı farklı renkleri yani dilleri ayrı ayrı. Niye? Buradaki farklılık lita'arafu ayetin ifadesiyle. Yani birbirlerinize tanışasınız, muavenet edersiniz, yardımlaşasınız. Yoksa birbirinize düşmanlık besleyesiniz, muhalefet edesiniz diye değil şeklinde. Oradaki farklılıkların tanışmaya vesile olması amacıyla o farklılığın yaratıldığını bir hikmet olaraktan Kur'an beyan etmiş olmaktadır. Ayetin gramer tahlilinde وَلَا يَزَالُونَ cümlesi mukadder olan cümleye matuftur ki o da şu. لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ manasında.
Yine cümle mukadder olmuş olup şartın şarta şart cümlesine matuf olmuş olmaktadır gramer kuralı gereği olaraktan. Ve 119. ayet-i kerimeye gelecek olursak illa men rahime rabbuk, bu durum istisna. Ve lizalike halakahum ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinnet ve nasi ecmain. Bu ayet hakikaten beni çok düşündürüyor. Le emle enne cehenneme minel cinnet ve nasi ecmain. Şu manada Allah cennet için bu ifadeyi kullanmıyor ama cehennem için bu ifadeyi kullanıyor. Yani hiçbir yerde Cenab-ı Hak yeminler olsun ki ben cenneti cinlerle ve insanlarla dolduracağım demiyor. Ama cehennem için onu kullanıyor. Yeminler olsun. Arapçada daha önce de ifade ettiğim gibi baştaki lam ile sondaki şeddelinin tahkik ve teyikidi ifade ediyor. Yani muhakkak ve elbette ki cehennemi ben cinlerle ve insanlarla dolduracağım diye Cenab-ı Hak tehdit etmiş oluyor. Ancak Rabbinin rahmetle yarlıgadığı kimseler başka, onun içindir ki onları yarattı ve Rabbinin andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım sözü böylece tamam olmuş oldu. Hakikaten düşündürücü ve de korkutucu bir durum bu 119. ayette. Ya Cenab-ı Hak kasem ediyor, yemin ediyor elbette dolduracağım diyerekten. Bugün dünya geneline baktığınız zaman tevhid inancı içerisinde 8 milyar insanın kaçta kaçı? Diyelim ki bilemedin en fazla 2 milyarı. 2 milyarı da sıktığın zaman ne kadar insan istikametlidir? Gerçek manada içinde mutezilesi var, cebriyesi var, şiası var. Yani tevhid inancını hakkıyla, yani kimisi Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyor. Kimisi Hazreti Üzeyr'e Allah'ın oğlu diyor. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyor. Kimisi Hazreti Ali için Allah'ın oğlu diyor. Şimdi bu durumda istikameti bulan insan ne kadar olabilir? Elbette Rabbim bilir ama elbette ki takdir edilir ki gayet az bir kısım olmuş oluyor. Evet, bu 119. ayetin gramer tahalilinde men ifadesi ismi mevsul ve istisna üzerine mansuptur. Halakahum müstenifedir. Aynı şekilde ve temmet cümlesi de onun gibidir. Vallahu ifadesi le emle enne, yani buradaki le emle enne ifadesi, le emle enne cehenneme, le emle enne cehenneme ifadesi bu kelimeyi tefsir etmektedir. Kelimeyi, kelime, buradaki kelimeyi ve temmet kelimetü, buradaki kelimeyi tefsir etmektedir, izah edip açıklamaktadır. Le emle enne cümlesi ise mahalli olmayan kasemin cevabıdır. Ecmain ifadesi ise ya ile mecrur olmuş olup tekit etmiş olmaktadır. Yani hepsini. Zaten insan cin diyor, bir de bunu ne yapıyor? Ecmain ifadesiyle tekit etmiş olmaktadır 119. ayeti kerimede. 120'de ise ve küllen nakussu aleyke mine enba'ir rusul ma nusebbitu bi fuadek ve ca'eke fi hazil hak ve mev'izetun ve zikra lil müminin. Değil mi? Daha önce de ifade ettiğim gibi birçok bu Hud suresinde peygamberlerin hep kıssaları zikredilmiş oldu. Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir. Yani onlar da buradan bir öğüt almış olsunlar diye bir hatırlatma oluyor. Yani Efendimizin bunu anlatmakla, bildirmekle inancını, yakinini ziyadeleştirmek, kalbini tatmin etmek, nefsine sebat vermek, kafirlerin cezasına tahammülü sağlamak gibi sebeplerle o kıssaları arz etmiş, müminlere de bir öğüt ve bir hatırlatma olmuş olmaktadır 120. ayeti kerimede. Bunun gramer olarak tahlilinde ve küllen nakussu cümlesindeki vav müstenifedir. Küllen bu nakussunun mukaddem mef'ulüdür. Aleyke car ve mecrur olmuş olup fiile müteallıktır. Min enbay car ve mecrur olmuş olup küllenin sıfatına müteallıktır. Küllendeki tenvin küllü şeklinde değil de küllündeki, yani oradaki tenvin olayı ve küllendeki buradaki tenvin olayı, bu da nedir? İvazdır. Yani bir bedeldir. Muzafun ileyhten bir ivaz bedeldir ki ve küllü nebe demektedir. Yani bütün haber. Ma ismi mevsuldür. Küllenden bedeldir. Ve caeke cümlesi ise enba'dan hal olmaktadır. Hak faildir. Caeke Ca'eke'nin failinden hak, vel hakku, bu aynı zamanda Ca'eke'nin failidir.
lil müminine car ve mecrur olmuş olup zikranın sıfatına müteallik olmuş olmaktadır. 120. ayeti kerimede. Ve 121'de ve kul lillezine la yu'minun na'melu ala mekanetikum inna amilun. İmanı gelmeyen o kafirlere de ki elinizden geleni geri koymayın. Biz de yapacağımızı yapacağız. Yani dilediğinizi artık yapın. O manada yani bir tehdit var bir durumda olmuş olmaktadır. Yani siz bulunduğunuz hal üzere yapacağınız amelleri yapın. Biz de kendi halimiz üzere yapacağımızı elbette ki yapacağız şeklinde bir tehdidi de ifade etmiş olmaktadır. Gramer olarak ala mekanetikum'daki car ve mecrur olmuş olup i'lemu'daki vav'dan hal olmak üzere ona müteallıktır. İnna amilun cümlesi ise müstenife olmuş olmaktadır. Evet ve 122. ayet-i kerimeye bakacak olursak vantaziru inna muntazirun. Yani kendi halinize baktığınız gibi aynı şekilde burada o tehditsiz bekleyin görün, biz de bekleyip göreceğiz. Siz de muntazır olun, biz de muntazır olacağız. Siz de bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Sonuç neymiş? Ona göre hadi bakalım görmüş olacağız. Yani yine burada da bir tehdidi ifade etmektedir. Siz devranın aleyhimize dönmesini bekleyin bakalım. Biz de emsalinizin başına gelenlerin sizin başınıza da geçmiş ümmetlerdeki helak gibi geleceğini biz de elbette ki bekleyeceğiz şeklinde bir ifade olmuş olmaktadır 122. ayette. Ve son olarak 123. ayette velillahi gaybu semavati vel ard ve ileyhi yurcel emru kullu fa'budhu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke bighafilin amma ta'melun. Evet, göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş ona döndürülür. Sen yalnızca ona ibadet et ve yalnızca ona dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. Hiçbirinden elbette ki habersiz değildir. Cenab-ı Hak her şeyi elbette ki bilendir. Öncekinde de ifade ettiğimiz gibi hafi, gizli her şeyi Allah bilendir. Şimdi bu ayette Efendimizin şu sözüyle sondu bu. Her kim Hud suresini okursa Nuh, Hud, Salih, Şuayb, Lut, İbrahim, Musa hep bunların hayatı zikredildi. Aleyhisselam'ı tasdik eden ve yalanlayanlar sayısınca kendisine haseneler verilir. Kıyamet günü de inşallah Teala saitlerden olur, mesut bir kimse olur diye Efendimizin böyle güzel bir müjdesi vardır. Emir ifadesi geldi, iş durum ki daha önce de bu geldi, işi bildirmiş olur, emir manası. Onunla ilgili burada 3 sayfalık bir notu aldım, emir, iş manasında. Ulul emir gibi, o da mesela aynı kökte gelir. Onunla burada da bu notu ve ayetleri sizlere arz etmiş olayım. 123. ve son ayeti kerimede. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri de burada bir sayfalık Sözler adlı eserinin 680. sayfasında onunla ilgili burada bir izahat ve ileyhi rucu'l emr kullu şeklinde bütün işler Allah'a döner manasında bir izahatta bulunmuş olmaktadır. Allah'a hamdolsun bu suresini burada bitirmiş olduk. Elbette ki en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.